artı. Yani burada genelde takımların hemen geliyorum lan. Fade'den çok uzaklaştığını görmüyorduk. Bu biraz farklı bir kompozisyon anlamına geliyor. Ama Kiwi'nin jetini izleyeceğiz ki operatörün çok aktif kullanıldığı bir harita burası. Ve Kiwi'nin de jet operatörüyle birlikte ciddi fark yaratmasını bekliyoruz açıkçası burada. Evet, rakip düelist olmadan oynamak istedi. Normalde en azından yani Chamber bile gördük bu haritada şu anda bu turnuvada. Chamber oynayan bile oldu bu haritada. Evet. Jet birçok takım tarafından alınıyor, raise alınabiliyor. Ama rakibimizin tercihi düelistsiz bir kompozisyon. Lotus'ta iki düelist oynadılar. Burada düelistleri yok. Bizim ise Lotus'taki düelistimiz Neon'du. Buradaki düelistimiz Jet oldu. Özellikle Lotus'ta yaptığımız başlangıçların, harita başlangıçları, round başlangıçlarının benzerlerini burada görmek istiyoruz ve FUT eSports RRQ karşılaşmasında ikinci harita Pearl haritası temsilcimize başarılar diliyoruz. Umarım 2-0'la kapatıp bir üst tura çıkabiliriz. Rakip 3 tane Ghost'u aldı. 2 tane klasikleri var ve bir Frenzy, 2 Frenzy, 3 Ghost'u bir sercettik. Moş rakibin koştuğunu anlamış olsa gerek. Hızlı bir şekilde geldi. Asist havuzu bırakacak. Etki bulunabilir. Bu asist havuzuyla etkide bulunabilir. Duvar açıldı. Plant'e oturuyor Lemimor. Evet, Lemimor. Asist havuzu biterken hemen geldi. Plant'e alacak. Arkadan bir oyuncumuz var mı diye bakıyorum. Kimse arkalamıyor. 5 oyuncusuyla birlikte tamamı uzun tarafına doğru geçti. Bizde 2 Frenzy var. O mesafede çok ideal değil. 3 tane Ghost'umuz var. Ve şimdi duvarı kıracağız ve oraya bir hemen çekmeyi çok erken almak çok değerli tabii ki bu pozisyonda ve asist havuzları var mı diye bakıyorum. 2 tane asist havuzu var. Sarmal bomba var. Özür dilerim, Molly var. Yani burası çok kolay değil. Flipsider Grax'ı düşürerek başlıyor ve devamında canlarımız bayağı bir yanda. Tebotol'den de bir tane çıkan Fall var. Gidiyor. Ya kadar aldı. Hala gidiyor Mr. Fall'ı ama devamında asist havuzu durumu 2v4'e getirecek. Artık round'un sonuna geldik gibi gözüküyor. Tabancayı bu sefer RRQ kazanarak başlıyor. Bu bana yazar, ben yoktum. Kolay bir round değildi. Özellikle Plant'i bu kadar rahat verdikten sonra. Ha, bu tarz senaryolarda genelde takımların ihtiyaç duyduğu şey, bu kadar site kolay verdiyse bir tane lurk. Çünkü evet, rakipteki ona ajanlar şöyle bir kameranın yerini değiştiremem. Kameranın yeri iyi. En optimum yerde yani. Astra'nın stun'ı ve çekmesi. Sol alamam. Solda map var. Zaten Viper'dan bahsetmiyorum. Sağ üstü alamam. Killer var orada. Hani, biraz altı alsam temiz oyuncuların zaman, maalesef sinirlikleri böyle aldı, kalırsa round kazanma ihtimali yüz düşük olur. Evet. O yüzden lurk'e baktım. İki tarafta kimse arkalamadı. Yani B hücumuna karşı lurk koymadığımız takdirde eldeki rakibin bu kompozisyonuna cevap verebilmek hakikaten çok çok zor olacaktır. Bakalım buna adapt gösterebilecek miyiz? Bu sefer biraz daha dağılarak başladı RRQ. Anti-Eco başlangıcı diyebiliriz aslında. Böyle kalabalık bir açılmayı tespit etmek amacıyla herkes tüm açılara bakıyor. A main'de bir oyuncuları var. Arta, Double Door'a ve yine B uzuna bakan bir oyuncuları var. Biz 3-4 oyuncuyla hatta B'deyiz. Taret'i main'e bakıyor. Mojun, özür dilerim, Mr. Fallen'in bu esnada ve kendisi de Arta bakıyor. Hücumda bakalım nereye ilerleyecek. Senin henüz bir yeri göstermediler. Flipsider Double Door'da biraz ses yapıyor. Yani ucuz bir fake A bitirecekmiş hissiyatı verdi bana. Evet, yakın mesafede belki iş yapabilecek tabancalarımız olabilir. Herkes getiriyor. Herkes, bütün oyuncularımız, B'deki bütün oyuncularımız A'ya doğru hareketlenmeye başladı. Ancak onlar da bu esnada oyunu B'ye doğru götürmek kararı veriyorlar. Yani son 40 saniyede A'ya döndük. Bir daha B'ye döneceğimizi düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Bu kadar fazla oyunu çevirmek istemeyeceğiz muhtemelen ama süre gitgide akıyor ve artık ilk yeteneklerini de B'de yavaş yavaş harcamaya başladılar. Biz tabii son 25 saniye az çok olan bitenin de farkındayız. Yani şunu tercih edebiliriz, skor vermeyelim. Direkt patlamak istedik. Yani o olabilir. Orba oyuncumuz almasınlar diyebiliriz. Yani Lurk'e gönderdik bu kez. Mecbur öyle yapacağız. The Fallen arkada belki silah düşürmeye çalışabilir. Bombaya ölünecek. Tabii yani peak almasının çok bir faydası yok o pozisyonda. Rakibin 4 tane rifle'ı var bu arada. 3 bulldog, bir vandalı şunu var. Şunu çok sevmiyorum. Herkesin tabanca ne maçı var ya şu an? Trabzonspor kimle oynuyor? Basel'le mi? İkisi de şuna sebebiyet veriyor round'da. Yani kimseyi düşüremediğiniz zaman bonus'a çok güçlü girebiliyorlar. Evet. Wow. Yani umarım birilerini yakalayabiliriz. Bir tane var. Risk noktası yakında olduğunu gösterebilir Mr. Fallen ama görememişler. Her şey bugüne eklenmiş abi. Skor gelmedi. Ve Lemimor zaten şerefli oynuyordu. O
Ne yaptı lan? LOL. Yani oyuncularımız da beklemiyorlardı bunu. Böyle bir şey. Ama ya bunu da beklemezsin gerçekten. Evet. Yani Şerifi var diye koştu ama sonuçta orada 1800 kredi bir yatırım da var. Full kalkanı da vardı, ağır kalkanı da vardı. Ya bu da daha sağlıklı olan şey hayatta kalmaktı kesinlikle Lemmy için. Neyin peşinde olduğunu açıkçası ben çok anlamadım. Bu arada tabii bir oyuncu değişikliği var. EJ yok. Onlar da kalabalık bir kadro. Evet. Hatırlayalım 2G burada. Madem öleceklerdi neden peak almadılar? Rakibe ork vermemek için. Genelde duelist karakterli oyuncular. Bombayı öldüler bilerek. Rakibe ork gitmedi. Onlar da çift smoke kullanıyorlar. Farklı olarak bizden Bunlar ne yapıyor? Arkadaşlar biz de bilmiyoruz kanka. Dahil edebilmişler kompozisyonları içerisine. Ve şimdi oyunu B'ye götürmek istiyorlar. Yakında info alan, bilgi alan bir oyuncumuz var. Fed gözü atıldı, kırıldı. Perdeler karşılıklı olarak açılıyor. Yine Sage duvar ama kırılması lazım. Bambi mi oynuyorlar abi? İnanılmaz Bambi mi oynuyorlar ya? Mr. Fall'in üzerine gidecekler mi? Perde açık, hala avantajın bizde olduğu söylenilebilir. 4 ve 5. Tekrar Sage plant almaya çalışıyor. Geldi, Astra'yı düşürdük. Sage plant almaya çalışırken arkadaşlarını teker teker yakalıyoruz. Mr. Fall'in Sage'i de yakaladı ve ardından sadece Tebow Tol Kyle'lı. Dikkat edelim. Mr. Fallen'in site'daki müthiş savunmasıyla biz ilk roundumuzu kazandık. İki oyuncu kaybederek. Harika. İki oyuncu sadece kaybediyoruz. Herhangi bir satın alım problemi söz konusu olmayacak. Bu sefer B'de birazcık daha çatışarak başladık. Ki Alfo. 36 Alfo yarınki maça ne diyorsun? Bu önemliydi. Sentinels. Site içerisinde entry'yi de bulduğumuz zaman planti çok rahat vermedik aslında. İki kişilik bir B savunması vardı. Ki rakibin kompozisyonu Alfa almanız zaman, lazım ha. Daha dar çok pointlerden geçmek onlar adına o kadar da kolay değil ellerinde bir duelist olmadığı için, bir dash vesaire olmadığı için. O yüzden daha çok ellerindeki execute B tarafında kullanmaya çalışacaklar ve biz de buna daha kalabalık ve Fener, daha kura kim çıkar sence? Orada tutarak rotasyon gelene kadar yeteneklerle engellemek üzerine bir savunma Fenerbahçe çizebiliriz. Bu arada bilmiyorum B ki. Tarafında rounda başlıyorlar ama Spike ben torbayı bile bilmiyorum kimler var. Rotasyon götürüyoruz. Bu fake bayağı sert bir fake oldu. Duvara kadar kullandılar ama yani gelen giden yok. Mr. Fallen de oranın o kadar kalabalık olmadığını galiba tespit etti. Sadece şu an biz ata kaptanı A'da bırakıyoruz ve secure bir şekilde iki oyuncuyla geliyor RRQ ve Mr. Fallen biraz sallantılı çıktı oraya ve devamında Krax'ta düşecek. Aa, bilmiyorlar yalnız. Bir oyuncumuz daha var orada. Cross var ama çıkacak mı acaba Kivi? Dash atıp ilerlemek istedim. Bir ekstra lazım ya. Bir ekstra lazım. Böyle deneyin abi, ekstra deneyin ya. Viper'ın içinden harcamak istediler. Mr. Full ilerlemek isterken Emma'nın gözünden kaçmadı. Yine CT'ye doğru bir baskı geldi. Philip Sider ilginç bir hamlede bulundu. Buna rağmen iyi hasar veriyor Mr. Fallen. Sadece bir skorda kaldı Mr. Fallen. Yeterli değil bizim için. Ve en azından bir tane silah korumak isteyeceğiz. Onlar da bizim seçtiğimiz haritaya iyi başlamış oluyorlar. Özellikle ilk verdiğimiz skoru veriş şeklimiz bizim adımıza roundu zaten bayağı zora sokmuştu. Sonrasında neredeyse benzer bir şekilde bir başka skor daha buldular. Aynen öyle. Moş. Arkayı izliyor ve Tabotoy biraz white peak'le Moj'u yakaladı. Baba, tabii, hadi ciddiyet. Burada biraz evvel konuştuğumuz senaryo dolayısıyla rakibin execute kompundan dolayı attığı bu sert fake bayağı yedik biz bunu ve ata kaptan da timing'i yiyor o pozisyonda. Ve devamında da çok rahat bir round oynadı RRQ tarafı. Çok fazla inandırmamak lazım aslında bir önceki haritadan sonra özellikle. Bakalım. Kivi'ye silah attık etse. Evet. Bu silahı Kivi ortada mı kullanacak? Evet, arttan açılmak istiyor. Flash attığımız peak. Bir tane flash var. Bir yakına round kadar henüz kimse gelmedi. Gerçi ama ortanın etrafındalar. Çok oy güzel bir headshot. Moj. Müthiş iki tane skor çıkardı. Kivi ilerleyecek. Çok güzel bir oğlum. İki oyuncu var. İkişer vuruyoruz. Bir alana bir bedava. Ve 2G. Yalnız. O kaldı sadece. Dikkat edelim. 1'e 2'ye yakın mesafe Shorty var. 56 canı var. Vurur vurur. Shorty ile vurur. Nice. Shorty'ye. Vay vay. Ona ikincisi yok belki ama bu kadarı zaten yeterli. Güzel. Önemli round'tu. Kazandığımız sadece Kivi'de silah vardı. Burcu'nun ikinci vuruşu şaka mıydı ya? Şakaydı onlar için. Yani ama bakalım gülmemişlerdir diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Bir ip ince bir açı. Bu güzel bir şey bak. Bir de yani sallamış bazı. Müthiş bir headshot. Bu arada Kivi reload sesini duyuyor. Şarjör değiştirme sesini duyuyor. Şansına oradan bir tane daha oyuncu geliyor. Önce onu sonra diğerini yakalıyor. Ah be koç. Önemli bir round. Çok önemli bir round. Rakibin birazcık seri yakalamasının olduğu an kazanmasının önüne geçebilecek bir şey. Evet, bu maçı fut alırsa çeyrek finale kalmış oluyor. Bu ve biz main'i almaya çalışıyoruz bu esnada. Çeyrek finalde rakibi büyük ihtimal 100 Thieves olacak. İki oyuncumuz daha doğrusu.
yakalandı bıçağı. Yine aynı şekilde sert bir fake atmaya çalışıyor RRQ tarafı, biraz evvel yaptığı gibi. Sage duvarını da kullanacaklar. Bizler birçok şey kullandık tecitimiz bu pozisyonda. Tecitimiz var ama. Ve Spike'ı da bu sefer buraya doğru getiriyorlar. Duvarı attı Sage. Ama kırılacak Spike yani, gelene kadar ki. Şimdi bir asitavuzumuz da mevcut. Etkilendi, çürüme etkisi var Sage'de ama isabet eden herhangi bir mermimiz söz konusu değil. Yavaş yavaş geriye doğru çekiliyorlar. Bu fake'i hiç yemedik aslında. A'daki iki oyuncumuz dönmediler. Sadece Jet döndü buraya. Ama hala B'de temkinliyiz. Olan bitene karşı dikkatli olmaya çalışıyoruz. Sage'in duvarı kullandıktan sonra Sage'i Lurk'te bırakmayı tercih ettiler. Bu Lurk'e de round'un başından sonuna kadar dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü Sage vurursa oyunu tekrar ortadan çevirebilme ihtimalleri söz konusu. Ortadaki yeteneklerimizi görüyoruz. Killjoy'un tarihi var. Asra'nın smoke'u var. Ve 40 saniye kala da yavaş yavaş hareketliliği başlatıyorlar. Viper'ın perdesi açıldı. Sage ilerlemeye çalışıyor. Moj'u duyacak. Dikkatli olmamız lazım. Ulti açmayı tercih ettik. Claymore orta oğlum, tarafta düzenleden Moj. Bu oyuna karşı Mr. Fall'un bir tane skor buldu ama Moj'u kaybettik ve sadece içerisinde kullanılan bir tane oldu. Yine ulti ile, Fade ultisiyle bu plant'i aldılar. Tecrit adam şimdi devreye girmeli. Adam girdi vurdu vallahi bak. Bir de Burak diyordunuz ama. Yalnız bu sefer onların ellerinde en önemli şeylerden biri yani Viper. Yok Mr. Fall'un canı. Canı bayağı az. Yalnız uzuna kaçtıkları için bu boş ulti aslında ya bizim için sadece belli bölgeleri temizlemekten başka bir işe yaramayacak. Yine arkalayan bir oyuncumuz yok. 4 oyuncuyla beraber. Line up. Aynı noktadan geliyoruz ve bir tane yanıcı tutuyor. Ay. Ve Kiwi hemen smoke'la birlikte oturacak. Çekme ve Kiwi bayağı bir hasar aldı o esnada. Canı yanmış durumda. Ve Molly de atıldı. Tekrar oturacağız oraya ama yani canlarımız gerçekten çok az bu pozisyonda. Yakın mesafede Lemimo geldi. Bir tane vurdu, takaslanıyor. Lurk var. Ve Lurk'te 2G Kiwi tarafından düşürülecek belki. 1v2 artık sürede yok zaten. Ve Eman Tebotol kilisi kazanacak. Tebotol düştü devamında. Bu execute'da yani Burak da yapardı aynısını ben aynen çok kanka. Sabırlı davranmamız gerekiyor belli ki. Çünkü hakikaten B'yi ya da B önünü biraz daha agresif almak tane, erken aşamada. Bir tane fight var. 100 TC evet, izlemeyeceğiz B'de. Büyük ihtimal. Viper ben şeye geçeceğim. Ve, ama timing yedi orada. Evet, maalesef Viper'ın oynamaya geçeceğim. Yeri anlayınca Lemimor geldi ve Moj'u düşürdü. Bu büyük talihsizlik oldu bizim için. Eğer Viper'ımızı kaybetmeseydik bu round'u muhtemelen evet. 3-4 oyuncuyu hayatta tutarak bile kazanabilirdik. Aynen çünkü öyle. Mr. Fall'in çok önemli bir düelle kazanmıştı ortada. Ve şimdi de bu arkasında kullanılan sıfır noktası 3 rakibi bize gösteriyor. Ortada Killjoy'umuz kapıya yakın oynayacak. Operatörümüz var. Bayağı malzememiz var. Yani Kiwi'de ulti de var. Yani sıkıntı çıkarabiliriz onu. Ve yani Kiwi round'un gidişatına bağlı olarak bir takım arkadaşına atıp ultiyle de devam edebilir. Kazanılacağına kazanılma ihtimali oluştuğu anda round'un. 3 kişiyle birlikte ortadalar bu arada. Yine kontrollü bir başlangıç var. Şu ana kadar yer yer bizi şaşırtmayı başardılar. Özellikle 2 round'da biraz evvelki round yine ondan önceki round'da Flipsider bir flash peek'le birlikte burada yakalayacak. Niye o kadar açıktan pikliyor ki ben anlamadım. Şimdi Kiwi dişini aktive etti. Flipsider çok yakın yalnız. Bu kadar yakında beklemeyebilir. Zor bir flick olacak aşağıya ne doğru. Var, Flipsider var. Eğer hareketlenirse kutu arkasında da hiç eyvah dikkat etmiyor. Timing'i 7 ama neyse ki. Neyse ki elinde Spectre var. Ve çık. Şimdi Kiwi'nin pozisyonu da belli. Biraz sıkıştı. Kiwi'yi test edecekler bu pozisyonda. Bir tane göz atıyorlar. Kiwi gerçekten sıkıştı. Yardım lazım. O yardım gelebilecek mi erken vakitte? Ulti de açılıyor. Keyo tarafından Krax'ın flashları var ama kullanmayacak bunu zaten. Kiwi'yi de düşürdüler. 3 ve 5 artık. Elimizde çok değerli bir silah da yok. 5. roundlarını kazanmaya yakınlar. Kaynak harcıyorlar. En önemli kaynak bu roundda harcadıkları Keyo ultisiydi. İyi oynuyor RRQ gerçekten bence şu ana kadar bu haritayı. Çok ciddi kafalar karıştırıyorlar. Bir dakika. Olarak. Ortada ciddi varlık gösteriyorlar. Oğlum oyuncu mu değiştirmişler lan? Ben şu an fark ediyorum. Sürekli olarak aslında. 2G kim abi? 2G. Çok götürürken, o yüzden site'ları birazcık yalnız kalıyor. Günaydın. Oğlum ben şu an ayıkıyorum lan. Hücumu bayağı aktif açıkçası RRQ tarafının. Bakalım. Yani reaksiyon göstermemiz gereken bir noktadayız. Abisini çağırdı. O operatörü koruyabilecek mi diye bakıyorum Atakaptan. Evet. Onu. Arkada bekleyen var. Flipsider var evet. Flipsider. Ben göremedim yoktu. Onu. Ve önümüzdeki roundda Astral ultisi ve Sage ultisi muhtemelen onlarda olacak. Bizim için Kiwi'nin yine rifle aldığı veya ultisiyle oynadığı bir round olabilir. Ulti oynayıp bir sonraki round operatör ekonomisi yapacak muhtemelen. Gibi. Avans sanıyorum. Şunu tekrar hatırlatmak lazım. Özellikle kompozisyonumuza da baktığımızda hücumda iyi çıkartabiliriz. C'yi çıkardılar değil mi? Eray değil lan. Eğer savunmada 4 round, 5 round kapatılabilirse
bizim için fena olmaz. Tekrar bir geri dönüş dönemesiyle rakibe yanıt vermeye çalışabiliriz. Oyunu nereye götürecekler? Tamam. A'da kalabalık başlıyorlar. Sıfır noktasını kıramadılar ve en azından iki oyuncunun yeri sanıyorum açığa çıkmış olsa gerek. Krax. Flash'ı var bir tane. Oyunu hızlandırmayı tercih etmiyor şu ana kadar Ararkyo. Sadece tabancada biliyorsun hızlı oynadılar belki de. Plant alıp çıktılar ama onun dışında genelde mid oynadılar. Kullanmaya çalışan, aklımızı çalıştırmaya çalışan mesela artık hiç oynamadılar. Var. Rakibimizin bu ortada gerçekten performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Bence gayet güzel oynuyorlar. Evet abiden şeyden daha iyi oynuyorlar ya Lotus. Şimdi onlarda Sage varken Lotus'u niye seçtiler anlamadım zaten. Kullandılar. Evet. Rezaletti yani Lotus. B arkasında bu arada yine bir varlık. Gol mü? Trabzon gol mü attı? Nice. Güzel haber. Şimdi bir daha oyunun şeklini değiştirmeye karar verdiler. Sürekli olarak haritada geziniyor. Ararkyo sürekli olarak Lurk'te birilerini bırakıyor. Flipsider. 61'de gol. Üstünün arkasında. Biz de bu esnada çok alan alamıyoruz. Tabanzayla biraz daha ama. Atkolumuzu bekliyorum açıkçası. Evet. Bu roundlarda belli olmamız alanları gerekiyor. Alabilmek açısından. Şimdi A tarafına doğru bayağı sesli bir şekilde geliyorlar. Kivi. Kısım o kaçıldı. Kivi deşini de açığa attı birazcık. 57 cana kadar düşecek bir flash ping. Güzel ölmeden Ata kaptan orada dugout pozisyonunda. Moj bu arada Flipsider'ı dörtte yakalamış. Bu önemli olacak. Ve şimdi 5'e 4'te Ata kaptandan bir skor daha çıkmış. O smoke'tan çıkıyor. Uji ve Lemimor'dan da bir skor ve avantaj bizde. Bir tane Yerge Coin'e Krax ultiyi de açacak bu esnada çıkmak istiyorlar mı Yerge Coin'ın arkasına doğru. Arkadan gelen oyuncumuz yok. Bir takızın ardından atak kaptan. Arkadaşını da kaldıracak ve bu round bize gelecek. 3 oyuncumuzu hayatta tutarak tertemiz. Bu roundu kazanmış oluyoruz. Yani dedim çok kritikti. Çok kritikti. Kaybetseydik bütün ritmi artık tamamıyla rakibe vermiş olacaktık. Şimdi ilk yarıda hala söz sahibiz. Adaptasyon gösteriyoruz. Önemli bir şey vardı bu roundda. Moj rotate atmadı. Rotasyona hiç hareketlenmedi. Çünkü biliyordu birisinin lurk'te olduğunu ve Flipsider'ı yakaladı o pozisyonda. Ve saat içerisinde de aslında execute başladığında çabuk buraya rotasyonu gerçekleştirdik. Ata kaptan da 3 skorla bitiriyor. Yerge kaynamış var. Yine rakibin execute'unu yavaşlatacak veya hızlı retake yapmamızı sağlayabilecek ultilerden bir tanesi ve bir mola geliyor. Kim tarafından geldi bakalım. Evet. Çünkü onlar birazcık aynı şeyleri tekrara başladılar. Belki bundan dolayı onlar alabilir veya biz de biraz daha proaktif olmaya başlamamız için alınmış, bizim tarafımızdan da alınmış bir mola olma ihtimalini de düşündüm açıkçası. Ve saat 12'yi geçti Hetse. Böyle bir ortam. Harika. Maslak'ta nasıl böyle yani? Bir ortam saat 12'den sonra her zaman bulamazsın bence. Umarım herkesin watch, ayaklarına sağlık. Evet, Watch Party etkinlikleri hep bu şekilde. Neden? Gerçekten gelen herkesin ayaklarına sağlık. Bu görüntüyü görmek bile maçı bambaşka bir ambiyans havaya sokuyor. Şey gibi oluyor bu. Aktif kadrodan çıkartılıyormuş bu çeviri bozuk bu arada. Çok sıcak bir ortam, çok güzel bir ortam. Gerçekten hem düzenleyenlere hem kavga etmişlerdir, bir şey olmuştur. Lazım. Evet. Darısı daha birçok takım içi gerginlik çıkmıştır. Diyelim ve bakalım bu sefer sıkıntı farklı olmuş. Bir şey niyetinde miyiz ve B tarafında bu sefer KO ile Jet'i tutuyoruz. B main'e biraz daha yakın başlayacağız. Alo gibi. Yay. Kiwi operatörü seçme niyetimiz var. Bakalım niye. BBL bro. Ne yapacağız? Evet. Kiwi deşi aktif bir şekilde hareketlendi. Bir de sıfır noktası gönderdik. Kimse yok ama ilk etapta kimse yok. Kimse üzerine. Karbon. Tekte var. Tekte var. Tek shot gitti Flipsider'a 30 can. Flipsider harika bir başlangıç. İlk proaktif hamlemiş. Golipten mi? Sonuç verdi. Rakip. Şimdi nasıl bir oyun kuracak? Sage'leri yok. Viper'larının canı az. Ve Sage can tazeleyemeyecek düştüğü için. Aynı zamanda duvarı kullanılamayacak. Yine hem Astra'ları hem Viper'ları durduğu için. Ve Astra henüz yıldızlarını harcamadığı için yıldızlarda kayar durmaz yerinde solar güzelliği. Nereden aklıma geldi bu şarkı? Yetenekler açılıyor. Açılan bir nanosürle birlikte rakibin girişini geciktirdik. Viper'a biraz daha hasar verdik. Bu esnada Art'a doğru da biraz yönelip ses yaptılar. Ay, ilk defa Art oynuyorlar. Her zaman olduğu gibi oyunun makrosunda gerçekten haritayı iyi yönlendiriyorlar. Nanosürlerden bir tanesini daha açıyoruz. Girişte
Tekrar ses yaptılar ama bu oyun B bitecek. Yani Spike'ın evet. durduğu yeri görüyorsun. Bu oyunu A gitme ihtimali ama çok fazla yok. Dediğin gibi B'de güçlü bir oyunu bozmaya çalışıyorlar. Özellikle ekrandaki Moj dikkat etmesi lazım. Moj'un ölmemesi lazım. Moj vurması lazım. Vuracak. Girmeye çalışıyor içeriye bakmaz, doğru. Moj rakibini görmek çok üzere tespit etmek üzere ilk skoru verdik. Belki Master'ı yakalayacağız ve bu lurk'ü düşürdükten sonra Spike'ın nereye gideceğini az çok biliyoruz. Çünkü A'ya gitmek için süreleri yok. Tebotole dikkat, Tebotole. Güzel flash. Ay yemedi flash'ı. 10 saniye. Sıkıntı yok gibi yani zaten yavaş bu roundu kazanıyoruz. 5-4 yani giden oyunda akan oyunda 5-4 şu an bizi bayağı sevindiriyor. Evet. Ya çünkü 6-2 7-2'den falan bahsediyorduk. Aynen 5-4 öyle. Oldu. Aynen öyle. Yaptıkları tezahürata bak kafayı. Ne diyorlar ki tezahüratta? İlk kez farklı. Oğlum çok merak ediyorum o maçta ya. Sahayı yaktı GS mi? Ne oluyor amına? Devamında Fıtıcın yay konuşması. Zaten Killjoy öyle kuvvetli bir orta setup'ımız var savunma. Evet, orada yine öyle. Giriyorlar, alarm modu da aldılar. W'ları da varlık gösterdiler. Tamam. Ama bizim hala setup'ımızı bozamadılar. Bir şey bulamadılar ekstra olarak. Aynen öyle. Biz gittik operatörü başka yere yerleştirdik. Sağ komple duman altı göre... Abi yapmayın ya. Oyuncu hayattayken onlar şurada için. Oğlum maç İsviçre'de değil mi kanka? Bir de İsviçre'de öyle hareketler yapmayalım ya. Ve şimdi Emman... Sage'le birlikte, Lemmy Moore'le birlikte A'ya doğru geldi. Bu orb'u almaya çalışıyorlar. Yanılmaz. Lemmy Moore'un ultisi duruyor. Bir süredir yandan da arta yakın iki tane oyuncuları var. Bu flash pick. Yine bir arta oyunu. UGE yine attığı yıldızları Killjoy yerden aldı. Killjoy aynı yerlere atmış. Yakında Killjoy'un alarm modu mevcuttu ve bunu kırdılar. Nanosür'ü şimdi açmıyoruz. Bir tane smoke bıraktılar. Nanosür'ü de harcamışız bu esnada. Oyunu A'ya bayağı aslında yaklaştırdılar. Yani bütün bölge hakimiyetini aldılar. İsterlerse buraya da sürükleyebilirler. Biz de site'ın etrafında biraz kalabalık. Evet yani burası biraz A gibi kokuyor. Spike da o gol iptalmiş Trabzonspor'un. Yine lurk'te birisi var. Fake verecek. O ve Kiwi operatörle bu pozisyonu kendisine ecele göstermedi. Yine bir oyuncuyu görecek ve o legledi mi? Nereye gitti Mert? Nasıl leglenmedi bilmiyorum ve şimdi execute başlıyor. Mr. Fall inside arkasında düşecek ama Atakaptan'dan bir skor var. Hala burada hayatta Atakaptan ve sıkıntı çıkarmaya çalışıyor rakibe. Tek! Giri çıklarıyla birlikte çok fazla hasar verdi. Ve devamında Krax'tan çıkan bir skor var ama 2v3'e. Winnable. Şu anda Moj Kiwi 2v3'e. Şimdi şu şey çok sıkıntı ya. Site arkasına kadar Nade kimi geldi? Çarınır. Bir wallbang spotu. Oğlum neydi lan Çarın adının? Ama default'taki oyuncuyu yakalayabilme ihtimali çok yüksek. Oğlum Türk Çarın adı neydi? Fate lan. İmkansız değil. Fate çok ters yerden geliyor. Emman'ın üzerine gidecek ama Emman'ı kutlamak lazım. 4 skorla roundu tamamladı RRQ için. Ve bu roundu kaybediyoruz. Bizim tekrar satın alabilecek kadar paramız var. O sebeple dünyanın sonu değil. Hala 6-6 masada. Ve bu 6-6'yı almamız çok iyi olur. Aynen öyle. Hemen gelen bir mola var. Ve ya hakikaten bu arada çok iyi oynadı Atakaptan. Ya onu söyleyeyim. Evet. Bu kadar vakit kazandırması çok önemli Atakaptan. Kaçan gol. Arkadaşlar site'e yardım bir şey söyleyeceğim. Orada, ilk düşen Krax mıydı? Bir oyuncu Trabzonspor maçını izlemiyorum şu an. O birazcık problem oldu açıkçası. Tabii hakikaten ABC'sini yani çok ekstra bir şey yapmıyor rakibimiz. Ama round'un ABC'lerini şu ana kadar hakikaten çok çok iyi yapardı. Chat'te baya maç muhabbeti var ya. Olarak savunmayı meşgul tamam eden. Oğlum salın ya. Her yerden endişe ettiren bir görüntü çiziyorlar. Bakalım moladan ne gibi bir değişiklikle dönecek temsilcimiz. İhtiyacımız... Gaiz kızıyor. ...olan 5-2'di. Gaiz kızıyor. Round kazandık. Kritik devrelerde aslında maçı koparıp götürme eşiklerinde roundlara reaksiyon vermeyi başardık. Evet. O reaksiyonlardan bir tanesi de burada lazım bize. Ve Kiwi'nin operatörü tekrar kendisine verildi. Bunu Krax atıyor. Tek bir ultimiz var. Onlarda Sage ultisi evladiyelik. Yani uzun süredir bu ultiyi böyle operatör var Lemim orada. Evet. Onlarda da tabii farklı tercihler devreye girmeye başladı. Sıfır noktası. Atakaptan işaretlendi. Mr. Fall'in taleti çok agresif kullanıyor bu sefer. Evet bu sefer agro kullanıyor harbiden. Ortaya yaklaştılar ve Mr. Fall'in geri çekilecek. Dikkatli olsak fayda var. Hasar var bu arada. 2G'ye. 2G'ye. 49 cana kadar düşmüş.
nasıl aldığını görmedim. Bu açı çok önemli. Evet, bu açı kivi çok önemli. Tabii buradan ölürse yalnız bir noktada buraya oynuyor. Round gider direkt yani. İlk etapta oynamasa bile. Burada vurması lazım. Garanti kill alması lazım. Oynuyor, o yüzden tabii o kadar açıkta beklemiyor galiba kivi ilk etapta rakibini. Şimdi Lemmor Arta geliyor ve bu kötü bir shoulder olacak. Eyvah. Bizim için. Bu operatörde evet, dikkatli olmamız lazım. Yani hiç beklemiyorduk zaten burada operatör görmeyi muhtemelen karşımızda. Şimdi yine döndürecekler burada be, döndürecekler. Ama kivi koşa koşa dönerse o atladı bu arada. Duydu kivi, duydu. Kivi yetenek yemeden yakalaması lazım. Nice oğlum. Yemeden yakaladı. Çok güzel. Ne kadar ecelden etkilerse de geri çekilecek ve bayağı gitmeyi tercih ediyorlar. Köy ultisini açtılar. Ata kaptan. Smoke içerisinde ulti açılmadan smoke açmayı başarmıştı. Hadi oğlum. Ata kaptan işirde köyü yakaladı. Çok güzel oyun, çok güzel oyun. İşte bu. Agro oyun işte bu ya. 2v4 köyü kaldırmaya çalışıyorlar. Bu esnada bu bir fake olarak kullanılıyor ve 2G çekmesini kullandı. Ata kaptan üzerine gidebilmesi oldukça zor. Bir başka fake daha görüyoruz. 4 oyuncu ve 2G'nin yakalanması ardından yine Lemmimor'un vurulmasıyla 5-6. Bizim adımıza çok kritik olduğundan, çok kritik bir iş yani olduğundan bahsediyorduk ve entry verdi. Güzel 6-5 comeback geldi. Aynen öyle. Buradan 6-6. Yani molada temiz. Aslında bizim gördüklerimizi Gaze de görüyor tabii ki. Atakta D'yi yiyebiliriz ha. Diyor ki Tepotol tek başına B arkasında başlıyor. Sabırlı bu kal. Bu çok güzel oyundu atak atlandı. Sabırlı kal. Üzerine gelecek bir noktada nice, fake'e. Nice. Ve vur. Gerçekten yani defalarca kez aynı şeyi yaptı. Ve Kivi orada rakibini cezalandırıyor. Ve devamında aslında tabii burada bizim için operatör birazcık beklenmedik bir şey olmuştu. Ve bu sefer biraz daha hızlı bir B hücumu var galiba. Kivi deşini aktive etti ve ooo nasıl kaçar. Yine ikinci yakın vuruş kaçmıştı ama sonrasında Viper avladı ve bu perde kapanacak. Krax'ın flash'ı var, açılan atılan bak, 0 noktası. Bam gibi oynuyorlar. Bak renkta bağladılar, renkta bağladılar. Başarıyor bir şekilde. İçeride mücadelemiz sürüyor. Viper ultisi açıldı. Plant'ı aldırmasak çok iyi olur ama. Çok güzel boş. Birlikte alacaklar gibi Tucci'yi yakalandı. 4v5 pozisyon. Yine Viper ultisi açıldı. Arkadan geliyor. Ve arkadan gelen oyuncularımız daha fazla ileriye gidecek mi? Bu da kritik bir soru işareti. Sadece ata kaptanı bıraktık. Kivi'de operatör var. Şansımız yaver gitsin bir yerde. Şansımız yaver gitsin. Tecrit atıldı. Bu tecrit ulti vermek isteyeceklerdir. Bu ultiden çıkarlarsa arkada bekleyen ata kaptanın değerinden bahsettik. Yapma. Yakaladı Kivi'yi. Bir TF'yi. Yapma. İçeride Mr. Fallen Sage'i görüyoruz. Nice. Köşede Mr. Fallen harika bir çıkardır rakibine doğru. Ata kaptan sadece Viper kaldı. Oturup çözmeye çalışabilir. Bıraktığı yıldız ardından Flipsider'ın üstüne gidecek gibi. Mr. Fallen'in yardımı dokunur mu? Ata kaptan yakalayamadı. 20 can. Ve 20 can da kaldı. İşte uzun kullanmaya çalışıyor. Zaten açık kısmı o boy stavuzuyla birlikte skoru da buldu Flipsider. O kadar line-up'larla iş yaptılar ki. Evet. Abi 20 can ya. Maalesef birçok da ulti kullandı. Birçok kaos oluştu. Yine fena oynamıyoruz ama. Ama Kivi KO'yu yakalasa farklı olurdu. Ya biraz dikkatsiz kaldı. Ya anlık Kivi'nin anlık bizim az takımlar karıştı anlık. At soru işareti. Kaçırdım. Yani orası lan, biraz burada çok güzel oyun. Ata kaptanı izleyemedik burada. Birlikte o ikisi bir tanesini vermesek belki de çok daha anladım farklı olurdu ve devamında Philip Sider. Atakaptanın killer yani yalan hakikaten oldu. Hakikaten line-up'larla buraya kurup aldıkları, ya hiç engelleyemedik bunu. Can sıkmaya gerek yok. Yani tabii yok, 7-5 gayet iyi. Gayet kotarılabilir bir skor. Aynen öyle. Tabancayı aldın 7'ydi abi zaten. Nasıl olacağı konusunda çok bir fikrimiz yok çünkü sen de aslında bahsettin. Fallen neden çözmedi? Ata savaşırken. Daha önce daha fazla oynamayı yeğliyordu takım. Galiba şey vardı, zehir vardı. Şimdi Jett'le oynuyoruz. Kompozisyonlar farklı. Hücumlar daha delici gibi gözüküyor takımlar adına. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki kompozisyonları savunma için çok iyi. Evet. Yani bu kompozisyon savunmada da güçlü duran bir kompozisyon. O yüzden muhakkak... Anlamadım, tanımıyorum ya, hakemleri falan. Entry'leri fazla almamız gerekiyor ya da haritada... İkinci onların zehir beklemediği attı. Birkaç işte şey bulmamız gerekiyor. Lurk olabilir. Atanın ulti vardı yani, atmadı. Ortayı kullanabiliriz. Yani bir şeyler yapabiliriz. Tabii bunlar bizim kağıt üstünde kurduğumuz senaryolar. Oyunun gidişatını da fazlasıyla merak ediyorum. Bizim için başka bir sınav. Pearl'ün hücumu. Aynen öyle. Bambaşka bir sınav. Bu sefer wow, karakterden çok daha farklı bir görüntü var ortada. O yüzden oyuncularımızın ve takımımızın buna vereceği reaksiyonu da açıkçası çok merak ediyorum. Krax'ın mouse'u ne? Sonuçta yani böyle karşılaşmaları kazanamadan yukarıya doğru gitmiyorsunuz. Her haritayı o monitör ne kanka? Baştan sona önde götürmeyeceksiniz. O yüzden FUT Esports için güzel bir test olacak bu karşılaşma açılış mücadelesinde. Kickoff'ta. M100. 7-5 tabanca mıyım? Snoopy. 13'ten biraz daha uzak tutmamızı ve Everest G31 mi? Bize tabanca. Bakalım. Dediğin gibi rakibin düelistsiz bir kompozisyonu var. Çok kuvvetli bir savunma kompozisyonu var. Çift smoke, çift initiator artı save. Bu arada harbiden öyle bir mouse var mıymış? Bizim yok. Bizim tabii bir fade'imiz Everest var. Everest TB31 diye Chromecast diye bir şey varmış arkadaşlar. Bağlayabilir gibi hissediyorum ben.
biliyorsun fade alan kontrolü sağlama konusunda. G300 olabilir bu arada. Önemli bir yok ajan ya, G300 bu harita üzerinde. Ve takımların da zaten birden fazla initiator kullanmaya çalıştıklarına çok fazla şahit oluyoruz açıkçası. Biz tek initiator'la bakalım bunu ne ölçüde başarabileceğiz. Evet. BT31 varmış Everest. RRQ'nun da zannediyorum konuştuğu dil İngilizce. Onların da böyle bir durumu var. Şimdi tabanca roundunda RRQ B'de agresif oynamayı yeğledi. Giden yeteneğinde farkındalık oldu. Gördü Flipsider. Kayan bir yıldız gibi Flipsider. Hoş geldin. Harika. Aramıza Flipsider. Birden geldi, hızlı geldi, çabuk gitti. Ve şimdi de bir başka ne yapıyor? Ne yapıyor? Yalnız 2G'yi gördük mü? Gördük. İşte, harika işte. Estekat. Moj. Kanka Allah aşkına ve bitirin şu maçı ya. Fut. 5-2 başladık rounda. Saitik herhangi buna bir yere gidiyor. Onlar geldiler ben, ama Emman'a dikkat, Emman'a dikkat. Birden fazla nice vermeyelim. Tek bir skor verdik. Takas anında geldi. Olur olur. Ve koşalım. Ve Tebotol. O da arkasından vurulacak. Moş. O niye öyle koştu geçen acaba? Ya. Info mu aldı? Olur olur yeriz. Güzel bir başlangıç. İkinci yarıya. 7-6'ya geliyor durum. Evet, Renkıt'a tilt olmuş ve gibi koştu ya. Lipsider'ı yakaladık. Bu esnada Kiwi yine bir düello kazanıyor. Artık görmediğimiz anda. Burada Moj'un da dikkatini gözden kaçırmamak lazım. Gol mi yedik? Yapma ya. Geldi. Bir oyuncunun smoke'tan çıkıp gelebileceğini düşünerek ve haklı çıktı. Bunu yazmış Lojtekçi. Pro X Superlight. Pek Superlight gibi değildi ya o mouse. Bonus safhası geçireceğiz burada basit bir hata. O yüzden sordum. Bu bonus safhasına gidilirken iki rifle muhtemelen elimizde olacak. 3 tane Spectre aldık. Tabancayla başlayan hiçbir oyuncumuz yok. B'de kalabalıklaşmaya başladılar. 3 kişiler. Keon'un yakında olduğunu görebiliyorum ve Aster'ın elinde bir tane shorty var. Eğer jetimizi oraya sokmaya çalışırsak bu shorty'den nasibini alabilir. Ses yaptık. Oyunu çevirmek istemiyoruz. Bu arada Sage'leri açılıp bütün bilgileri alıyor şu anda. Oyunun burada olduğunu çok net bir şekilde biliyorlar. Yetenekler kullanıldı. Farkındayız. Viper'ı düşürdük. KO devreye girmeye çalışacak. Görüş geldi. Bir yandan da dikkat edelim. Shorty'ye dikkat. Smoke içerisine girmek çok tehlikeli. Oo, bir alarm bot koyduk tamam, önce oraya. 2G'yi yine bir tane skor bulmayı başarmış. 3-2'ye geldi durum ve devamında Tebotol yakalıyoruz. Tek başına artık Demi Mor kaldı. Uzak tertemiz mesafede onu da Krax yakalıyor. İki oyuncuyu kaybettik. Rifle'larımız güzel yerinde. Bir tane ilk görev Vandal var. Tamamlandı. Bir tane bulldogumuz var. Kafi. Yakalıyoruz. Artık bu aşamadan sonrası ikinci Vandal'ı çek abi ata kaptan. Ya yani Stain'in üzerine gittik. Evet. O haritayı çekmiyor tamamen mu bırakmış de olduk bir anda rakibi. Fade'imiz olmadığı için aslında bir yerleri olur, tamam bonus kolay oynuyoruz. Smoke full bonus. Bir ecel atamıyoruz vesaire. O buralarda ekstra dikkat gerekiyor. Tek initiator tabii. Aynen öyle. Oraya bir tane alarm bot bırakmak bile bence bu farkındalığın göstergesiydi. Tabii ki bazen yeterli olmayacaktır ama yani. 7-7 operatörleri yok ilk roundda tabii ki. Biz iki tane tabanca ile oynayacağız. İki rifle'ımız duruyor elimizde. Kiwi agresif bir şekilde buraya doğru geliyoruz. Flipsider görüldü mü? Görüldü mü acaba? Flipsider smoke kaçmak istiyor. Geriye doğru kaçmaya çalışacak. Belki oğlum, de bu eleman ne yapıyor? Kiwi'nin baskısı söz konusu olabilir. Kiwi görebilir mi? Bu perde acaba ne zaman kalkacak? Flipsider aldığı biraz hasar var. Ateş ediyor. B-site oldukça kalabalık. Bu atılan yeteneklerden sonra smoke kurtardı. Oyun biraz soğuyacaktır. Smoke kurtardı daha doğrusu. Haritanın ortasında bıraktığımız bir tane oyuncumuz var, o da Moj. Moj bu arada yani bir tane duvar atıyorlar belki double door'a ama bu arada bir flash peek var. Bir tane ama random kill vermeyelim. Double door'a bir tane duvar atıyorlar ama sonuçta bir noktada kırılıyor. Artı evet, artı atacakları hiçbir şey yok. Buraya cross koymak zorundalar. Bizim de değerlendirecek böyle bir alanımız aynen, var açıkçası. Yok. Sentinel'larının olmaması. Ve Lemmy duvar Morse kırılıyor. Lemmy Mor'da fena bir maç geçirmiyor. Evet. Onu söyleyebilirim. İlk haritada da B'de beklemişiz hala. Şimdi oynanıyor be. RRQ'nun ve B'ye doğru gidiyoruz. Bir flash gönderdik. Sıfır noktası burada işaretledi. Flipsider'ı ve Eman. Kiwi'yi bularak yakalıp başlamış ama gelen yetenekler var oraya. Flipsider'ı bir tane skor çıkardı. Oğlum Moliden çıktı. Yana geldi oraya doğru. Atakaptan bir skor bulsa da durum 1'e 3 yakın mesafede. Lemmy Mor'u biliyor olması lazım orada, daha önce gördük zaten onu ve üçlü bir peak geldi. Tebotol Atakaptan'ı yakalıyor. Sadece iki oyuncu tamam, bonusluk düşürebildik bu roundda. Çekebilir.
çekebiliyor. Put çekebiliyor yani, hala. Gerçekten gelebilirdi. Çok iyi yetenekler dağıtıldı site'a. Evet. Aman bak. Düşse bu arada. Aynen öyle. Arkadaşlar oyun yani, Valorant. Lakayt'liğe gelmez. 8-7 öne geçtiler ilk defa. Yana yana geldi zaten. Evet, valla bu round'u verirsek ona 7 olur ha. Eko kalıyor çünkü. Put. Bu oyun snowball oyunu abi. Son map'te yani split gerçi ama belli olmaz adamlar nasıl oynuyor. Bir tabanca, özür diliyorum. Biz silahlı round'un içerisindeyiz tam anlamıyla ve flash'i defa geçtiler ama doğru öndelerdi. Maçın başında. Tekrar bekleyecek burada kalabalığız. Yardım yok mu? Vermek lazım. Bir flash daha atıldı bununla ilerlemek istiyoruz ve takas bu şekilde alındı. Biz Mr. Fallen'i kaybediyoruz. Kiwi ile Krax'ın canları ne kadar tazelenecek? 61-65 olarak kaldı. Biraz hasar fazla. B üzerinde bizim tercihimiz. 3 round'dur kendisini gösterirken onlar da B'deki agresif oyunlarından vazgeçmiyorlar. Bu arada ortadan iki tane oyuncu... Midagro, bak Midagro sezilmesi lazım. Ecel geldi çünkü. Oraya tamam, doğru geri çıkacağız. Geriye doğru çıktı Tebotol'de. Tabii canlarımız dediğin gibi çok fazla değil. Yer yok aynamız var. Astra var kullanmak sadece. Kullanmak isteyebiliriz. Tebotol duvar kırılacak şimdi. Güzel güzel. Art oyun gayet hoş. Ediyoruz. Ve cross'una çıkacağız. Lemimor'un ve timing'i timing bizim lehimize işledi burada. İki tane alacağım oyuncumuz oradan. Daha doğrusu önden alacağım oyuncumuz. Cross'uyuz buraya Lemimor'a. O bir tane vurmayı başardı ve çok da az hasar alarak çıkacak oradan Lemimor. Bir dash kullandı. Kiwi Baksın üzerine doğru çıktı updraft ile alttan Lemimor bunların hepsini duyuyor tabi. Ve yine eyvah, savunma eyvah. Yaptı Lemimor bu pozisyonda kutu arkasında varlığını da sürdürüyor. 29 saniye var burada 4 oluyor artık RRQ tarafı. Moj Krax ikilisinin işi çok zor tek başına kaldı Moj onu da bir pause şu an yakalıyor. Şu an değil de son iki round pause. RRQ savunmasını şu an aşmakta çok güçlük çekiyoruz. Evet biraz haritada rakibin de nasıl oynadığını öğrenmiş oluyoruz. En azından bu kaybedilen roundları bu şekilde değerlendirmeliyiz. Stres yapmaya gerek yok oyun içerisinde. Ki. Hala fazlasıyla döndürülebilir, çevrilebilir bir harita olduğunu söylemek lazım. 2G'nin aldığı iki spor var. Lemimor iyi oynuyor. Biraz zamanlamada kendisinden yanaydı açıkçası. Ve şimdi bir gözle başlayacaklar. Ama normal sinirlenmeleri ya. Direkt başlattı duvar üstünde daha bak. Fazla kalmayacak. Moj yakaladıktan sonra inmeyi tercih etti. Ve kendini gösteriyor ki bir headshot atılabilir mi? Snoblarını. Erken harcamış oldu. Bizim işi fena hala. Değil. Bir sıfır noktası var. Bundan da etkilendi. Kibi koy lan headshot'ı. Daha fazla ilerlerse. Koy headshot'ı al silah. Verebilir. Viper da vur. Gibiyiz. Yetenekler atıldı. Çıkacağız. Birden fazla skor bulunabilir mi? Lemimor 40 canı kaldı. Sadece arkadaşının desteğini almaya çalışıyor. Mr. Fallen. Onu değil. Tebotol'u yakaladı ve Lemimor'u da düşürüyoruz. 3-3. Yerden silahlar alınabilir mi? Bir tane Vandal Atak Kaptan'da yer. Gap aynasını olduğunu unutmamak lazım. Smoke'tan çıktı. Flip Sider'e dikkat edelim. Oh, Flash altta Eman. Flash'la birlikte 3 oyuncumuzu yakaladılar. Ve harika bir baskı kurdular konnektöre. Bu flash maalesef yüzde. Karşılık verebileceğimiz bir oyun değildi. Maalesef harika bir flash attı. House. Ve devamında 3 oyuncumuzu birden yakalıyorlar. Yok şimdi, bu pause hakkı ya. Silah roundunda daha. Geldi. İkişer tane ulti var karşılıklı. İşte burada Atakaptan rakibin üzerine doğru koştu. Burada biraz sıkıştık devamında açıkçası. 2 oyuncumuz flash'tan etkilenmiş. Bir tanesi etkilenmese de arkalandı o esnada Flipsider tarafından. Yakarta'daki Watch Party'de ekranlara geldi. Indonezya'daki bir mola. Gayis anlat abi. Tarafımızdan alındı. Evet, tahmin ediyorum. Ama neydi durum? Geri dönülmeyecek bir durum yok. Birazcık daha açıkçası biraz hareketsiz kaldık gibi geliyor hücum tarafından. Onların yaptığı tehditleri bizim savunmamızda şu ana kadar biz gösteremedik. Serex VL 24. Enkut olsun. Şu ana kadar tabancayı ve anti-eko'yu kazanabildik ikinci yarıda. Çok fazla double door'u tehdit etmedik. Evet. Garaj diyorum. Arch tarafına doğru gittik fakat orada biraz kendimizi bir tane daha rakibi geriye itmekte biraz zorlanıyoruz. Sanki oralarda Karahan biraz initiator eksikliğini hissediyoruz gibi geliyor bana. İkinci bir initiator eksikliğini. Evet. İkinci initiator eksikliği. Kivi senin için aldım pas oğlum. Mesela nerede açığa çıkıyor biliyor musun? Lemimor... Gerçi killer de hep yakın ya. Bitemedik orada. Lemimor tek başına ve biz 3 oyuncu ilerlerken Ata Kaptan mesela arkasına bakıyordu. Eman 16 vurmuş. Çünkü orayı herhangi bir şeyde temizleyemediğimiz için evet. Bakmak zorunda kaldı.
dibi. Yani bu tarz ince detaylara sebebiyet verebiliyor. Ama tabii fade yok, başka bir şey var ve Flipsider. 8 can ya. Bu arada fade olsa mesela bunları da çok rahat yapamayacak. Flipsider olacak veya agresif oyunlarını. Ama yani bu bir tercih meselesi. Fade'den kıstığında başka bir şeyden alıyorsun. Çok güzel be. Bu çok önemli ve dışını attı. City'ye doğru gidiyor. İki ocağdan açılacaklar. Abi burada... Yakalamamız lazım onlara bir tane headshot. Tebotol ayık kalmaya çalışıyor. Flash'ı bıraktı. Fade ultisi kullanıldı. Kenan'ın ultisi var. Bir başka ulti. Çok güzel oldu. Devreye çok güzel. Mr. Fallen Lemon'ı yakalamış. Kivi düşmüş. Boombot, kivi düştü, kivi bir düştü yandan mi? Da bu canımızı sıkabilir. Bizim de ultilerimiz var, Tejit var, Yergok Kayna var. Mr. Fallen yaktı, gemileri koşuyor, umursamadık. Tejit'i atacağız, Yergok Kayna'yı atacağız, Plant'ı almaya çalışacağız. Bu roundu ne olursa olsun kazanmaya çalışacağız. 4v3. Tejit ultisiyle yanıt verdiler. Bu roundu verirsek map gider. Unutmamak lazım. Ve bir yandan da şimdi Yergok Kayna'mız geliyor. Yergok Kayna'yı kullandık. Bizim de Viper ultimiz var diye hatırlıyorum. Fallen güzel yerde. Ucu kaybettik şimdi. Mr. Fallen bu arada Saks'ı önünde. Şimdi Yergok Kayna çıkışını tutuyor ama Yergok Kayna bittiğinde operatörün önüne doğru. Neden? Ancak işte burada Lemimor rakibini yakaladı. Atakaptan önüne gelen bir çok güzel bitti. Yakaladı. Yıldız. Ama 2 ve 3. Pozisyon değişseydi. Yıldız atılacak. Yere de bir tane bırakılabilir. Çekmesi ne zaman geliyor? Tam olarak kontrol edemedim. Çekme kullanıldı. Duvar var. Bu duvarı kırmamız lazım. İlk parçasını kırdık ama kırmaya çalışırken de oyuncu kaybediyoruz. Ve Atakaptan imhayı engelleyemeyecek. Maalesef orada bir başka duvar parçası daha mevcut ve... Bu Atakaptan'ın da bilincinde olan bir durum. Tebatol Atakaptan'ı düşürdü, 11-7 yaptılar. Paramız da yok. Evet, yani biraz sıkıntılı bir durumdayız artık. Mojulti var. Mojul gönderin ayağa. Force gibi. İyi paramız var. Şimdi bir kuşlasak mı ya? Round'un başındaki Kevin'in bulduğu şey de aslında yani bireysel inisiyatif ekstra olduğunu da söylemek lazım. Yani çok bir şeyle gelmedi. Bir hazırlıkla geldiğini söylemek güç. Ama birazcık sanki bu ekstralara da ihtiyaç duyuyoruz bu aşamada gibi geliyor. 11-7. Şimdi 4 rifle'ımız var. Hatta 5 rifle'ımız. 2 bulldog, 3 vandal'la birlikte 2 tane ultimiz var. Belki ultiyle beraber bir rush bile düşünülebilir bir noktada. Toplu bir hücumla beraber. Ve ortaya doğru bir flash peek geldi. Flipsider Kivi'yi yakalamış. 4 kişi bu arada. O pozisyonda ortayı tamamen kontrol aldı. Baba Kivi nasıl öldü ya? Pearl hazırlığı gerçekten çok iyi gözüküyor şu andaki. Evet, gerçekten güzel oynuyorlar. Birçok oyunları... Adamlar kill aldı çıktı abi. Özellikle öteyi kullanımları hoşuma gitti ama... Çok güzel, çok güzel. Maç hala bitmedi. Moj Krax... Flipsider da satacak, satacak, satacak. Nice oğlum. Güzel ata kaptan. Daha fazla oynamak istediler veya biraz açgözlülük oldu. Özgüven. Birinciye giderken Bulgur daha... Hayır, B'ye gitmeyin, A gidin kanka. 2 ve 4. Kanka B'ye gitmeyin, A gidin. Hayır, bu spawn'da BBL sahnesi gibi şu an. Var. Hayır. Hattan da vermeyelim. Ne olur buraya baksınlar kanka. Zaten takaslayacak kimsesi de yok onun. Tamamen ayrı. Eman ve Tebotol. Nice lan. Helal oğlum. Bravo. Çok güzel. Harika. Ve devamında çok güzel, iyi tahmin ettim. Hemen buraya çok çabuk geldi, etkilenmeyecek sıfır noktasından. Flash geliyor, ilk rakibini bulmakta biraz güçlük çekti belki. Ama devamında bir tane de Mori gönderdi, aman diyelim, dikkatli olmak lazım. Nice oğlum. Bir an dedim ne oluyor amına koyayım. Çocuğu hayatta tuttuk, ihtiyacımız olan bir silah. Güzel, önemli round'tu, çok önemli round'tu. Ama hamleleri biraz rakip yaptı ve biz de bundan yararlandık. Şimdi biraz daha net oyunu kendimiz kurguladığımız bir böyle keskin hücum ettiğimiz bir rounda ihtiyacımız var bence. Aynen öyle. Net bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bu roundu kazanırsak ekonomileri iyi bir durumda değil. Aslan olsa aldır aldır koşardı. Onları yani yok aslan da koşardı. Ve mola alınıyor. Nasıl olmuş görüşlerini bekliyorum. İhtiyacımız olan bir molaydı haritanın akışında. Yani RRQ'nun ne kadar iyi oynadığından bahsederken skorda hala şansımızın olduğunu görüyoruz. Hala maç bitmiş değil. Özellikle Kivi daha belki etkili kullanmamız gerekebilir. Bu roundda Kivi üzerinden entry buldular ama buna rağmen roundu aldık. Kivi'nin jetimizin devreye girmesi gereken güzel olmuş lan. Hissediyorum. En azından şunu yapabilmemiz çok mümkün olmadı şu ana kadar. Bir site'a güzel yerleşemedik. Evet. Beğendim. Bu konularda ilk çatışmalarda RRQ'nun gerçekten iyi deli Ferit. Deli Fero. Bunu biraz açmamız lazım. Veya aynı şekilde temizleyecek yol bulmamız lazım. Mesela B'ye hareketlendiğimiz zaman site arkasına gidemedik bir son ele bak. Veya temiz kur çıktı. Fırat Ceyda mı lan? Oğlum Ceyda ne alaka mı? Şu ana kadar bakalım. Bir diş yapma konusunda böyle bir... Olsun ön dönüşünde biz nasıl bir hücum güzel ya, hoş. Çizeceğiz. Beğendim. Onun için aslında birazcık daha reaktif
olan senaryo şu ana kadar çalışıyor. Daha çok Fehim abiye benziyor. B'yi üçleyecekler ve biz A'ya doğru hareket ediyoruz. Biraz kel gibisin ama seni sikerim sevkis. Başında kalabalık bir şekilde. Acaba buraya bir full execute istiyor muyuz? Krax'ın ile birlikte bir sıfır noktasıyla başlayacak. Krax o sıfır noktası art tarafına doğru. Kritik, kritik, kritik. Chat, fokus. Ooo, Viper'dan mid ulti gelmiş. Flip Zyra. Viper ultisi ortaya atıldı bu arada. Hem artı kapatıyor hem... Evet, küçük bir ulti. Vay be. Zaman zaman takımların kullandığını görüyoruz. Yavaş yavaş A'ya girme hazırlıkları yapılıyor bizim tarafımızdan. Elimizdeki K ultisi ne var onlarda? Çalışacağız. Aslan bir tane nanosür patlayıcı, adrese teslim site'da belli başlı bölgeleri bunlarla temizliyoruz. İçeri girerken oyuncu kaybetmememiz lazım. Yavaş yavaş A'nın etrafına da toplandılar zaten. 3 oyuncular A'nın etrafında. Fake olarak çıkarmıyoruz. Bizim Kayo'muzun ultisi var. Ama Sage B'de hiçbir ses duymuyor. Bir flash. K-Ultis şimdi gelecek bizim tarafımızdan. Pardon. Çok güzel. Q'yu yakaladık ve aradığımız entry. İşte bu entry. Ve Tebotol geriye çekilecek. Fallin ne gerek var? Mr. Fallin'le. Niye abi short'a pushuyoruz ki? Tek başına pushuyor bir de Fallin ya. İstediğimiz an ve... Bu Viper ultisi şimdi açılacak. Bir flash bir yakında yakında. Pushlayan kişi akıncı öldü. Atakaptan helal oğlum. 3v4'e getirdi. Tebotol bir tane HL kullanımı görüyoruz. Short ile birlikte Lemon Morse ulti içerisinde geziyor. Arkası dönük K'yi yakala bağladı. Takasallık Viper'ımızın hala hayatta olduğunu söyleyebiliriz. Tebotol denemelerini yaparken en sonunda kimi yakaladı. 12v1 pozisyon. Philip Sider kaldı sadece. Bir smoke bırakıyor zaten. Philip Sider ice tavuzunu sola doğru gönderdi ama yukarıda zaten kimi ve şu anda pozisyon avantajı tamamıyla. Biz de hata yapmamamız gerekli. Ve süre. Round artık kazandık. Süre yok çünkü. Kivi de bunun farkında. 11-9 paraları yok. Bu silahı da koruyamayacak. Süper. Kivi de koruyamayacak belki ama onlar için para daha da büyük bir gereklilik. Ve 11-9 belki gol terliyoruz. Mu lan? Nice. Belki terliyoruz. Belki kalpçimiz hızlandı ama 11-10'a doğru. Orada da fena maç oluyor ha. Biz terleyelim galibiyet gelsin. Çok problem değil. Bu sefer tabii ilk, senin gibi ben de uyanamadım K-Ultisi'ni de. Ben de yanlış aldım. Yani. İkimiz de lütfen. Aynen öyle. Çünkü ezber bekliyordum bizden o ultiyi. İsta biz de atacağız diye düşündük ikimiz de. Offside mi? Özür dileriz. Ama bizde anın heyecanıyla bizde de oluyor yani. Sonuçta izleyenler taraftar, biz de taraftarız. Açıkçası bu karşılaşmada. Devamında bizim K-Ultimizde hücum geldi. İkinci atılan K-Ultisi bizimkisiydi ve şimdi Atakaptan. Ve arkasında başladı. Spike da orada. Lemimon o pozisyonda. Bu arada bir tane vandalları var. Flip Sider'ın elinde kibi. Biraz hasar aldı round'un başında art tarafında. Ve Flip Sider'ın arkasında kutu Flip arkasında. Sider kill almaz imiş. Anında daha doğrusu. Şimdi Atakaptan Spike'ı alıp. Adamlar Eko ya. Şu round'u oyunu vermemesi lazım Futum. Ve şimdi Double Door tarafına doğru kibi. Hareketlendi. Bir flash desteği alacak Krax'tan ve Dabudor'a güzel flashmış lan. Herhalde yürüdük. Oğlum bu flash'ı ben bakayım ha. Bir Mr. Foley. Biraz dikkatli. Ultisi var mıydı? Pozisyonuna ve yerden bir tane silah bulabilecek. Lemimor yukarıda bekleyecek. Çok güzeldi Atakaptan. Bravo oğlum. Çok hazır. Spike da tek başınaydı. Tehlikeli yani, bir pozisyondu yani gerçekten. Yani gerçekleşen aksiyonlar bizi bunalıma sokacak gibi shortiyle yaktı. Gemilerin çıktı Tebotol ama bu ne cesaret, bu ne özgüven. Mansight arkasında bütün yetenekleri duruyor. Hala kullanmış değil herhangi birini. İlk önce sıfır noktasını kullanmıştı. Geldi ve kontrol etmiyor. Kivi döndü arkasına hala vuramadı. Kivi Emman hata yapıyor. Emman. Bir tane skor çıkardı. Takas alındı. Flat'ta alabilmemiz gerekiyor. Yergok aynayı kullanıyoruz. Kivi yukarıya bakacak. Değişimler var. 2'ye 1. Flip Sider kullandığı istavuzunu plant'e alacağız. Bir şekilde alacağız. Atakaptan'ın canı azalıyor ve 1'e 2'de kaldı Flip Sider. Gökhan'ın arkasında çıkmaya çalışacak Atakaptan'ı gördü. İki cross'umuz da yukarıda şu anda Flip Sider'ı bekleyip alttan gelme baskısını oluşturmaya güzel, çalışacaktır. Güzel cross, güzel ama cross. Ama güzel yerlere geçtik. Aynen öyle. Nereden çıkarsa çıksın cross avantajı bizde. Aynen öyle. Şimdi Flip Sider hala yukarıda. Aşağıya hareketlenmedi. Zaman ilerliyor. Şimdi atlama sesini duyacağız. Atakaptan vermeyecek ona o düelloyu. Krax da çok akıllıca. Güzel oluyoruz, güzel çok oluyoruz. Akıllıca Atakaptan pozisyonunu değiştirdi kutu arkasına doğru. Çok güzel, ve bravo. Atakaptan özür dilerim. Krax 11-10. Flip Sider'ı yakalayacak. Neyse. 11-10 yani. Şu an kritik round. Yani karambolü falan dönüyor ortada. Ya run round. Kardeşim şu takım oynuyor. Ne bekliyorsun yani? Bir tane rahat şeyimiz var mı bizim ya? Var mı gerçekten? Şöyle huzurlu, rahat rahat 13-5 kazanmışlığımız var mı bizim bir şey yani ya? Onu bekliyorsan buraya gelmemeni öneriyorum. Yani onun yeri burası değil.
Var bir tane var ya. Yalan olmasın, takımında hakkını yemeyelim. Ya daha nasıl kazansınlar? Ha, bir önceki haritayı mı diyorsun sen? Yok hayır, ben iki haritayı da diyorum canım. 13-5-13-5 dedim yani. Evet. Şimdi 11-10. 22. round. Bizim yine ihtiyaç duyduğumuz bir round kazanırsak harita puanına ulaşmak bizim adımıza kolay olabilir, çünkü yine paraları bitecek. Ekonomik üstünlüğü yakalayarak haritanın sonuna geldik ve arta doğru ilerliyoruz. Sage duvarının bir kısmını kırdık. Artta atılan smoke'u da görebiliyoruz. Burada oyun oynayabilmek erken bölümde pek kolay değil. Smoke'un tek tarafını kullanmaya çalışıyor ama çok riskli. Dikkatli olacaktır o da. Olabildiğince Ecel atılacak. Tebatol bilgiyi bu şekilde aldı. Geriye çekilecek mi? KVP2'ni aldı. Tebatol geriye doğru çekildi. Vuracak mı ama? Daha var. Nanosur Tebatol. Önde kaldı Tebatol. Lol. İki ucu keskin bir bıçak burası ve Mr. Fallen. Tebatol'u yakalayınca oldu. Yanıcı'yla mükemmel setuplar. Çok güzel Krax. Mükemmel setuplar bakın. Tucci'yi unutmayın. Çok güzel oğlum. Bittiler. Mental GG onların. Zannediyorum bizi 11'i getirdi artık. Korumaya gitmek isteyebilirler. Yakınlar. Ama unutmayalım, bu nanosürü ve asit havuzu benim aklıma kazındı. Ben bunu uzun süre anlatırım. Harika harika. Elimizde aman diyelim. Dikkat. Bu arada bir anda 3 ve 2'ye geldi. Ha, vermeye gerek yok böyle düelloları rakibe. Lemimor bir tane de yavaşlatma küresi kullandı. Ya. Ya arkadaşı neyse ki çok uzakta. Aynen öyle, gelmeyecek. Yani ben de sonradan gördüm de. Yani gerçekten bir algılar kapandı bende de arkadaşlar. Yani. Ne güzel oyunu. Bende de algılar kapandı arkadaşlar. Ama biz sakin olmamız lazım. Bizim sakin olmamız lazım en başta. Aynen öyle. Sanki biz oynuyoruz yani. Aynı anda molleri atıp. Tabii neden bahsediyordum? Bir şeyden bahsediyordum. Evet. Ha, elimizde fail yok. Temizlemek için başka şeylere ihtiyacımız var. Böyle temiz... Şunu diyor kafasında. Bize counter argüman olarak bak Ecel'i hasar vermiyor, kimseyi öldüremiyorsun, bak asit havuzuyla sarmal bombayı atıp öyle temizleyeceksin ve öldüreceksin rakibi. Ya bunları şimdi bunları düşünmesi kolay olabilir ama bunları oyunda hayata geçirebilmek gerçekten kolay değil. Zaten çok yükseldi abi, şey isteyen bir şey ki, koordinasyon isteyen bir şey ki, hakikaten yani çok süper harika bir şey yani. 11-11 çekecekler tekrar, ekonomiyi belli bir noktaya kadar harcadılar. Ya yani fena bir durumda değiller. Trabzon elendi mi? Var bir tanesi Bulldog, bir Judge var, bir de Stinger var. Kesinlikle onlar için oynanılabilir bir round. Ve hem yer Gökayna'ya sahipken hem de diğer birkaç ultisi rakibimizin gelmek üzere. İnceleyip sık dokunmamız lazım. B'yi bıraktık tamamen. Ah şansımız yaver gitseydi orada Flipside'ı erken düşürebilirdik. Çok sola açıkta. Geçmeyi başardı Flipside. Çok açıkta. Kimi bayağı uzun süreli çalışma ama Kimi yakalıyor ve bu bizim adımıza haritayı yani, biraz daha genişletecek. B oynamaya benim anlamadığım acaba amaç ne? Onu oraya gönderiyorlar falan tek başına. Abi 3 kişi mi vuracak amına koyayım? Pikledi ama neyse ki sadece bir tane skor. Lemimor hepsi... Bak Lemimor'un şu an yaptığını anlarım. Ekstra yapmak istiyor. Çok az bu arada. Kimi sakatlayabiliriz için. Lazım. Tebatol'de sadece ay, bir tane çok judge tehlikeli. Var. Yergokayna'yı kullanıyoruz bu pozisyonda. Ve Tebatol'ün olduğu pozisyona gelen Kevin bir tane hasta uzu. Onun da hareket etmesinin önüne geçecek. Kimi Tebatol'le karşı karşıya gelecek. Nice oldu. Çok güzel. Ama Moore Jemen takası aldı. Kimi'yi çok geliyor. Çabuk takasladık. Bu çok önemliydi. Arkadan gelen oyuncunun bir tane bulldogu var ve ona fırsat vermeden burada 2G'yi yakalayan isim. Moore ve Eman uzak mesafede 11 cana kadar düştü Krax'ı düşürse de. Bu aşamadan itibaren ne düşürdüğümüzün hiçbir önemi yok. Son round'a girerken ekonomimiz olacak. Eman'a bu round'u vermemekten başka ihtiyacımız olan hiçbir şey yok. Sadece 11 can. Ata Kaptan ve Mosh birbirlerine çok yakın oynuyorlar. Omuz omuza oynuyorlar. Flash istediği gibi mi gitti emin değilim. Kör olmadık. Ata Kaptan Eman'ı yakalıyor. 12-11. 11-7'den dönüyoruz. Hadi aga. Harita puanı, bitirin. Seri puanı, tur puanı. Bitirin. Böyle zorlandığımız rakibimizin bu kadar iyi oynadığı bir karşılaşmada harita puanını görebiliyoruz. 11-7. Geriye düştük ama kritik roundlarda şunu hatırla, ilk yarıda da bu böyleydi. 5-2 hemen devreye girdik. 6-4 hemen devreye girdik. 11-7 hemen devreye girdik. Kritik her anda bir yanıtımız, bir cevabımız var. İşler sıkıştığı anda hem stratejik anlamda hem mental anlamda cevap verdik. Ne var? Bu şimdi çok önemli. Onların 3 ultisi var. Şu ana kadar ve haritayı kapatmak bir sonraki sınav. 3 tane ultileri var Astra. Bu arada. Yergokayna, Sage ultisi. Aldıkları oyuncu 2G de bir Fade ultisi. Bayağı bizde sadece Kivi'nin ultisi var ve onun yanlış da sesi geldi yani şu anda. Bence. Yine Lemimor duvarını double door'a kullanıyor. Kivi B'de sadece Flipsider var. Belki de en değerli oyuncuları. Şunu anladılar etse 2-3 round'dur. Biz her yeri bırakıyoruz B oyuncuları. Facia oynadı ya bu map bence. Yine A'dan açıldılar. Önemli bir bilgiye sahipler. Ama B retake'e bırakıldı onlar tarafından. Kivi ultiyle girebilir. Tecrit kullanıldı. Bu esnada yakında yakalasan yakında güzel oğlum. Müthiş dokunuş.
Bir asist var Astra'dan. Teçhit kullanıldı. GG mi? Çıkmak zorundalar ama Lemimor'un ultisi var. Bu yüzden arkadaşlarını kaldırabilirler. Dikkatli olmamız lazım. Yergök Anyaları. Orayı nasıl kaldıracaklar ultisi, ama? Fade ultisi duruyor. Hala bitmiş bir round değil bizim için. İlk önce Tabotol yeteneklerini kullanacaklar. Yakında kalmayı tercih ettim. Moş. Holde iki oyuncumuz var. Hatta kiviyi sayarsak. 3 operatörle kill gelmesi lazım. Patlayıcı kullanılacak. Çekme mükemmel yetenekleri. Moş. Arkadaşlarına destek verdi. İçeride Lemimor'u. Lan ne oldu? İzleyişler var. Bomba link 2. Helal oğlum, bravo. Lan dedim ne oldu randa? Ve bu maçı 13-11 kapatıyoruz. FPS 10. Birisi kolay oldu, biri zor oldu ama hepsi nice oldu. Ve 2-0'la birlikte RRQ'ya biletleri aldırırken biz FUT çeyrek finalde. FUT maçı daha izleyeceğiz. Harika. Harika. 2-0'la geçiyoruz rakibimizi. Güzel çok güzel. İlk map çok iyiydi. Lotus'u gerçekten çok iyi oynadı. FUT. Ama Pearl'de biraz eksikler oldu. Hatalar oldu ama iyi oynadı. Karşı takım da iyi oynadı Pearl'ü. Sonra hemen kontrol ele alındı. Gayis hocam devreye girdi. Oradan ayağa kalkmasını bildik. Ders çıkaracağımız çok fazla şey var bu haritaya dair bence. Ama haritanın içerisinde de öğrendik bazı şeyleri. Haritanın içerisinde takımın... Zaten olay bu. Aynen öyle. 11-7'den sonra takımın ileriye gitti. Çeyrek değil abi, son 16. Hayır ya, çeyrek. Oradan ayağa kalktık. 11-7'den sonra arka arkaya 6 tane round kazanarak ayakta kaldı. FUT tebrik ediyoruz. Harika bir performans. Darısı bir sonraki tura. Darısı bir sonraki tura. Çeyrek final oğlum işte. Quarter finals. Bir maçtı bizim için. Ve karşılaşma. Bak. Bu şekilde sona erken RRQ'da son kez sahneye çıkıyor. Aynen öyle. Rakibimizi bekliyoruz abi. Her oyuncumuz. Rakibimiz de yarın belli olacak. Hatta birazdan belli olacak. Yarın dediğim. Bundan sonraki maç. Heybeti var. Oyunda da var, sahnede de var. Bravo çocuklar. Elinize sağlık. Hadi bakalım. Evet, yüzler gidiyor. Oldu. Dur bakayım, globalde gösteriyorlar mı? Güven anlamında. Yok, göstermiyorlar. Göstermişlerdir ama illa. Bence daha fazla özgüven getirmiştir takıma. Çünkü bu sefer ilk haritada bence takım birçok noktada çok test edildiğini hissetmedi. Ama bu haritada güzel gerçekten... Oynandı, güzel oynandı. Alo. Anlamında, alo, Forest. Takımın alo. Içi, indirdi mi herkes?